Bilgilendiriciden lezzetli tarifler kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, enfes bir tatlıyla karşınızdayım. Çok pratik, çok lezzetli. Hem göze hem mideye hitap ediyor. İstediğiniz an şipşak yapacağınız bir tatlı. Evet bu tatlımızın yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Evet hamurumuzu oluştururken tabağımıza 125 gram oda sıcaklığında tereyağını alıyoruz. Ve 2 çorba kaşığı pudra şekerini de dahil ediyoruz. Bunları güzelce karıştıralım arkadaşlar. Biraz birbiriyle iç içe girsin. Evet iyice pudra şekeriyle tereyağımız karıştı, özdeşleşti. Şimdi 1 çay bardağı sıvı yağımı dahil ediyorum. 1 çay bardağı irmiğimi. Tekrar bunları karıştıralım öncelikle. İki yumurtamız var. Birinin sarısını üstüne ayırdım. Onu da dahil ettim. Bir çay bardağı, pardon, kafa karışıklığı. Bir çay kaşığı tepeleme kabartma tozum var. Onu hemen dahil ettim. Bir çay kaşığı silme. Silme sodamı da dahil ettim. Pardon, karbonatımı dahil ettim. Ve bir tane limon kabuğu rendem var. Onu da dahil ediyorum. Bir çay kaşığı limon suyumu karbonatın üzerine dahil ediyorum direkt. Evet bunları bir daha karıştıralım. Evet iyice karıştırdık. Şimdi unumuzu peyderpey dahil ediyoruz. Evet, bir miktar daha un alıyoruz. Unumuzu demiştik peyderpey alıyoruz. Evet, artık elle yoğurma vakti geldi. Elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Evet. Yoğurduk güzelce. Şimdi şekil vermeye başlayalım. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yoğurduk. Tezgaha aldık. Bir miktar açıyoruz. Evet. Bir pet şişi kestik. Ağız kısmıyla oluşturalım. Gördüğünüz gibi çıkmadığında da elimizle basıyoruz. Evet bu kadar basit. Son derece pratik bir tatlı. Minik minik tatlılarımız oluyor. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Bu arada 3 su bardağı un kullandım. Onu da belirtmiş olayım. Evet bu şekilde
Gördüğünüz gibi son derece pratik bir tatlı oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, işlemimiz bitti. Sıralamaya başladık tepsiye. Birbirine değmeyecek şekilde olsun, kafidir. Evet, bir yumurtanın sarısını üzerine ayırmıştık. Bir yemek kaşığı da süt kattım. İyice karıştıralım bunu. Evet, böyle üzerlerine minik minik sürüyoruz hemen. Evet arkadaşlar, şimdi fındıkları koyuyorum. Fındıkların her birini dörde bölmenizi tavsiye ederim. Dörde böldüğünüzde çok isabetli oluyor. Diğer türlü zaten kendisi fındık kadar böyle daha şık duruyor. Evet, yumurtalarını sürdükten sonra fındıklarını bu şekilde yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, fındıklarını da koyduk. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, 3 su bardağı şekerimi aldım. Şimdi şerbetimizi hazırlayalım. Evet, 3 su bardağı da suyumuzu dahil ettik. Evet, bir miktar karıştıralım, biraz eritelim. Evet arkadaşlar, şekeri erinceye kadar karıştırıyoruz. Kaynamaya başlayınca 8 dakika kaynatalım. Sonra ateşten alalım. Evet arkadaşlar, bir dilim de limon dahil etmiştim ben. İlk 5. dakikasında dahil ettim. 3 dakikada onunla kaynadı. Şimdi evet, şerbetimiz ılık. Tatlımız sıcak, ilk sıcaklığını çıkardı. Ondan sonra hemen dökmeye başladım. Şerbetimizi dökelim. Enfes bir tatlımız oldu arkadaşlar. Şerbetini döktükten sonra vaktiniz varsa 2-3 saat bekleyin. Şerbetini çekti mi çok nefis oluyor. Evet arkadaşlar, şerbetini çekti. Ama 2-3 saat bekleyelim demiştim. Ben 1 saat bekledim. Vakti olan beklesin 2-3 saat. Çok daha kıvamlı olur. Böyle de çok güzel. Kıyır kıyır enfes oldu. Evet arkadaşlar, isterseniz böyle sade yiyebilirsiniz. Fındıklı bir şekilde yiyebilirsiniz. İster üzerine ceviz kırıp dökebilirsiniz. Kaymaklı yiyebilirsiniz. Evet, üzerine benim şu an yaptığım gibi Antep de koyabilirsiniz. Sade de yiyebilirsiniz. Her halükarda çok lezzetli bir tatlı. Evet, yapacak yiyecek olanlara sağlıkla afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.